Bilgi Buralı. Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakıl Soğutma Atölyesi'nden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz Siemens'in bir çamaşır makinesi var arkadaşlar. Siemens modeli de E1016 bir çamaşır makinemiz var. Bu makinemizde arkadaşlar sıkıntı. Makinemizin bilyası arızalıydı. Kazan bilyası arızalıydı. Kazan bilya değişimi yapılırken de makinenin amortisöründeki sorunu da fark ederek amortisördeki sorunu da gidermek adına onu da değiştireceğiz. Yine bu videoyu eğer kendiniz yapmak istiyorsanız bilginiz olsun diye göstereceğim sizlere arkadaşlar. Her makinede, her marka modelde farklı çıkabiliyor. O yüzden denk geldikçe çekiyoruz. Şimdi 2 adet amortisör. Bu normalde baş aşağı, yani tam ters durması gerekiyor. Amortisörler aşağıda olur. Ben şu an kazanı söktüğüm için, kazan dışarıda olduğu için amortisörleri siz yukarıda açıkta görüyorsunuz. Bunu eğer ki makinenin altından hani bakmak isterseniz, makinenizi bulunduğu yerden biraz öne çekip hafif geriye doğru yatırırsanız bu amortisörleri göreceksiniz. Bu işlemleri yaparken kesinlikle cihazınızı fişten çekin, elektrik bağlantısını kesin, kapatın elektrikle alakasını. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar, bakın şu amortisör, şöyle yapayım, bu işi bitmiş durumda. Langır langır bakın gidip geliyor. Çok rahat şekilde parmağımızla oynuyoruz. Bu taraftaki ise bakın, asıldığım vakit biraz zor gidiyor. Bastırdığımda da yine zor gidiyor. Yani öbürü gibi bakın, parmağımla langır langır itekleyemiyorum bunu. Yani bu sıkı. Bunun keçelerinde daha sorun yok. Bu amortisör bitmiş arkadaşlar. Bunun hiçbir işi kalmadığı için bu makineyi yıkarken veyahut da sıkma esnasında takır 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 hem ses yapar hem de savurur. Kazanı sallama yapabilir. Daha ileri boyutta makineyi yürütebilir. Eğer çamaşır makineniz bulunduğu yerde yürüme yapıyorsa, yani makine sıkarken içindeki çamaşırla olduğu yerden 1-2 metre öne doğru yürüyorsa, amortisörlerinizde de arıza olabilir. Tabii ki sadece amortisörle alakalı değil bu arıza. Amortisörden hariç ayakları dengesizse, makinenin ayaklarındaki keçe veya lastik eskidiyse, saç olduysa, sadece yırtılıp sacı kaldıysa, soyulduysa, fayans varsa, özellikle altında parke gibi, fayans gibi parlak bir metal materyal varsa, o zaman daha da hareket etmesi kolay olacaktır. Islaksa, banyodaysa yine daha rahat yürüyecektir makineniz. Sebep olarak onlar da olabilir ama hani bundan dolayı daha çok yürüme yapabiliyor. Çünkü bunlar kazanı frenletmesi gerekiyor. Şu kazan sallanır makineniz sıkarken. Bunu frenletemediği için bu yürümeye sebep oluyor. Şimdi bu nasıl çıkacak? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen şöyle bir elime distornoyu da alayım. Bunu makinenin üzerindeyken de yapabilirsiniz. Normalde bunlar bakın alt bağlantısı, yani amortisörün tamamının değişmesi kazanın komple sökülmesini gerektirecek bir parça arkadaşlar. Bakın alt tarafta pim yok. Yani burası gördüğünüz gibi sabit bir plastik. Bu taraftaki çıkan pim de sabit. Sökme şansınız yok. Yani şu parçayı olduğu gibi yerinden çıkartma şansınız yok arkadaşlar. Nasıl çıkar? Bunu yerinden komple çıkartıp tamamını değiştireyim derseniz makinenin kazanını komple ayırmanız gerekiyor. Vidalarını söküp, bunlar tırnaklı aynı zamanda, vidalardan hariç tırnaklarını ayırıp bunu değiştirmeniz gerekiyor. O işlemde köklü ve teferruatlı bir iş. Yani evde kendiniz yapamayabilirsiniz. Evde kendinizin yapacağı işlemi gösteriyorum. Bakın burası şu an keçeden dolayı biraz tıkanmış ama şöyle açıp göstereceğim. Şuradaki yarığı gördünüz arkadaşlar. Bakın şöyle tam net göstereyim ben size. İncecik bir yarık var. Bakın evet, şu yarığı gördünüz. Şu an odaklayabildim arkadaşlar. Bakın bunu bir tırnak gibi düşünün. Tornavidayla dışarıya doğru açacağız şöyle bu sacı. Tornavidayla dışarı doğru açtığımız vakit, şöyle tepeden de göstereyim. Bakın şu an tornavidayla o sacı dışarı doğru çıkardık. Onun amacı ne arkadaşlar? Sacı dışarı doğru açtığımızda şu normalde asıldığın zaman, bak şu an çıktı geldi. O sac içeri doğru basarken bunun çıkmamasını sağlıyordu. Yani bu yerinde kalıyordu sac içeri doğruyken. Şimdi o sacı dışa doğru açtıktan sonra bunu yerinden çıkartıyorsunuz. Ve bakın keçesi, keçe namına bir şey kalmamış. Keçe diye bir şey burada kalmamış, yemiş. Bu tarafta hiç yok zaten. Bunu değiştireceksiniz. Bunun içi tamir takımı olarak geçer. Bizim elimizde parça satışı yok arkadaşlar ama yetkili servislerinden eğer kendiniz değiştirecekseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle bir parça tamir takım seti. Bu değiştiği zaman şuraya yeni keçeleri koyulacak. Yağla, gres yağıyla bu keçeleri buraya taktıktan sonra, yapıştırdıktan sonra yağ vasıtasıyla keçeleri koyduktan sonra yeniyi içine sokacaksınız. Ve bu sacı tekrardan basacaksınız içe doğru biraz ki bu yerinden çıkmasın. Bu şekilde amortisörün değişimini yapabilirsiniz. Makineniz yürüyorsa veya çok sallanıyorsa ya da lakır lakır sıkır, eğer sıkarken böyle sıkıntı yapıyorsa, bu sesi getiriyorsa, bunu değiştirerek çözüm sağlayabilirsiniz. Tamamı değişmesi için dediğim gibi kazanın komple sökülmesi gerekiyor. Bu da değişebilir. Bunlar yan sanayi orijinal olarak parçalar mevcut. Kendi servisinden orijinalini alabilirsiniz. Yan sanayide bir tık ucuz olur ama sağlıklı olsun diyorsanız orijinalini de temin edebilirsiniz. Bu şekilde bilginiz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Videoların devamı için kanala abone olup yorumu, like'ı eksik etmeyelim.